İyi akşamlar değerli izleyiciler. Trabzon TV ekranlarında Trabzon'da gündem programıyla sizlerle birlikteyiz. Bu akşam Türkiye'nin başına bela olmuş terör konusunu, PKK konusunu masaya yatıracağız. Bu önemli konuyu değerli konuklarımızla birlikte burada çok farklı bir açıdan ele almaya çalışacağız. Evet, konuklarımız kim? Öncelikle onları tanıtarak sözlerimize başlayalım. İlk baştan ifade edecek olursak hemen sol tarafımda en ön tarafta Onur Yıldız Bey. Kendileri biyologlar. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler efendim. Yine hemen Onur Bey'in yanında Erkan Seyhan Bey'i görüyoruz. Kendileri Selamlar. endüstri mühendisi, tasarım uzmanı aynı zamanda. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ E, olun. yine Erkan Bey'in de yanında hemen İbrahim Tuncer Bey, araştırmacı olarak kendileri de bu programa iştirak ediyorlar. Evet, bu değerli 3 konuğumuzla birlikte Türkiye'nin başına 30 küsur yıldır bela olmuş olan PKK terör örgütünü ve terörizmi konuşacağız. Ama tabii sizlerin de dikkatini çekmiş olabilir. Buradaki konuklarımızın hiçbirisi Güneydoğu'da herhangi bir işte görev yapmış komutan falan değiller. Herhangi bir askeri falan görev değiller ve belki de dikkatinizi çekti. Çok farklı meslekleri var. Birisi biyolog, birisi araştırmacı, birisi endüstri mühendisi. Bununla PKK terör örgütünün ve bu konunun nasıl bir alakası olabilir diye aklınıza gelebilir. Bizler de yine sözü böyle başlayalım isterseniz. Evet, çok farklı meslekleriniz var. Bunlarla bu terör konusunu nasıl bağdaştıracağız? Bunu öncelikle ele alalım. Ama bu arada şunu da söyleyelim hemen izleyicilerimize. Bugün Trabzon'da bir konferans vermek için, bu konuyu anlatmak için gelmişsiniz. Yanılmıyorsam yarın Rize'desiniz. Evet, Böyle evet Türkiye'yi inşallah. dolaşıyorsunuz bu konuyla ilgili bilgi vermek için. Evet, ne alaka diyelim bir biyoloğun terör konusuyla nasıl bir alakası var? Söze buradan başlayalım. Sonrasında konunun diğer detaylarını incelemeye çalışalım. Konunun ideolojik bir alakası var. Yani sonuçta PKK 33 yıldır yaklaşık yapılan silahlı mücadeleyle bitirilememesinin tek sebebi PKK'nın arkasında çok güçlü bir ideolojinin, fikri bir mücadele yapmasının sonucunda PKK'nın bitmemesi söz konusu. Yani bataklığı kurutmak yerine sivrisinekle mücadele etmek gibi bir durum burada söz konusu olmuş oluyor. PKK'nın arkasındaki ideoloji ise biyolojiyle alakası şu: Darwinizm var. Yani Darwinizmi temel alan komünist bir örgüt, PKK terör örgütü ve bundan dolayı da sürekli yaptığı fikri çalışmanın sonucunda bir alt kitle yetiştiriyor. Yani bir eğitimi var. Mesela Güneydoğu'da doğan, orada Allah'ın nasip etmesiyle kaderi orada olan ve orada dünyaya gelen birçok kardeşimiz var. Onlar bizim canımız, ciğerimiz, kardeşlerimiz. Doğar doğmaz orada PKK'nın teröristi olmuyor bu kişi mesela. O ilk önce alınıyor, yani dağa çıkartılıyor. Dağa çıkartılınca eline silah verilmiyor. Ona evvela canlılığın başlangıcı anlatılıyor. Bak diyor, güzel kardeşim diyor, sen diyor canlılığı Allah'ın yarattığını düşünüyorsun ama diyor bu böyle değil. Çünkü diyor doğada diyor tesadüfen canlılık olur diyor. Nereden biliyor musun diyor? Bak diyor, Charles Darwin diyor bunu söylemiş. Darwinizm diye, evrim teorisi diye bir şey var. Canlılık tesadüfen doğada olabiliyor. Sana yanlış öğrettiler diyor. Başlıyorlar eğitime. Ve bu şekilde o kişi inancını kaybediyor. Allah inancını kaybediyor. Ateist bir yapılanma içine giriyor. Daha sonra da ona en iyi düzenin komünizm olduğu öğretisi anlatılmaya başlanıyor. Komünizmin öğretisi, komünizm bir din ve bu dinin biz ibadetlerini PKK'nın yaptığını görüyoruz. Nereden PKK'nın komünist bir örgüt olduğunu kanısını veriyoruz? Çünkü Abdullah Öcalan zaten ben diyor 21. yüzyılın Lenin'iyim diyor kendisi. PKK'da diyor sosyalizmin en güçlüsü diyor kurulacaktır diyor. 21. yüzyılda diyor kan gölü içerisinde diyor biz diyor Leninizmi, Stalinizmi diyor tekrar diyor inşa edeceğiz diyor. PKK ilk kurulduğu yıllarda. Zaten adı Kürdistan Kürt İşçi Partisi manasına geliyor. Komünist Kürt İşçi Partisi manasına geliyor. Partiye Karkere Kürdistan manası da zaten bu. İlk kurulduğu yıllarda da Orak Çekiç var amblemlerinde. Klasik komünist amblemler. Ve PKK'nın şu anki amblemi değişti. değişti. İlk kurulduğu zaman Orak Çekiç kullanıyorlardı. Evet. Bunu zaten ilk yaptığı toplantılardaki fotoğraflarında da basına da yansıdı. Bu sosyal medyada da var. Paylaşıldı. Bu zaten bilinen bir gerçek. İlk yaptığı toplantılarda komünist söylemler zaten çok rahat dile getiriliyordu. Daha sonra bu taktik icabı artık ayyuka çıkmaması, alenen bilinmemesi amacıyla izlendi. Yani artık çok rahat bir şekilde söylemiyorlar. Sanki etnik bir mücadele yapıyormuş. Sanki oradaki Kürt vatandaşlarımızın hakkını savunuyorlarmış
gibi bir mücadele içine giriyorlar. Halbuki orada şehit olan Kürt kardeşlerimiz de var. Yani sadece Kürtlerin hakkını savunan bir durum içerisinde değiller. PKK'ya yardım eden, Kürdistan'la hiç alakası olmayan Danimarka'dan mesela destek geliyor. İran'dan mesela destek geliyor. Suriye'den destek geliyor. Çin'den destek geliyor. Rusya'dan destek geliyor. Bunlar yani Kürt ırkıyla, ırk anlamında hiçbir akrabalığı veya dostluğu olmayan ülkeler. Ne bağlantısı var? İdeoloji sadece. Komünizm ideolojisi. Komünizmin en güçlüsünün Orta Asya'da tekrar canlanması, komünist bir dünya hayallerinin peşinde koşan, dünya komünist ama yani gizli olarak faaliyet yapan dünya komünizm güçleri orada PKK'nın güçlenmesini ve komünist bir dünyanın olmasını istiyorlar. Bunun için de Darwinizmi tabii temel alıp Darwinist eğitim yapıyorlar. Oradaki mevzu budur. Evet. Erkan Bey, o zaman şöyle bir durum mu var? Yani toplumda PKK denince Kürt sorunu diye lanse ediliyor. Yani Kürtlerin bir takım problemleri vardı. İşte birçoğu işsiz kaldı. İşte o bölgede baskılara maruz kaldılar. Gerekli demokratik hakları verilmedi. İşte Kürtçe konuşamadılar. Dolayısıyla bu halk dağlara isyan bayrağını çekerek çıktı bundan dolayı gibi. Hı-hı. Aslında toplumun genelinde böyle bir kanı var sanki veya böyle bir şey empoze ediyor. Ama siz bu söyleminizden değil, evet, bu tabii böyle ki değil, farklı bir yaklaşım sergiliyorsunuz. Yani bu sorunun temeli buraya dayanmıyor diyorsunuz. Kesinlikle değil tabii. Yani bu doğuda bir takım problemler yaşandığı çok kesin. Yani bunun ekonomik boyuttaki olanları zaten oradaki sadece Kürt vatandaşlarımızla ilgili de değil. Orada kim varsa Türk'ü, Çerkez'i, Kürd'ü yani doğunun bir dönemler ki son yıllarda bu gittikçe düzeliyor. Geri kalmışlığının ekonomik açıdan oradaki herkese bir zararı vardı. Ama bizim oradaki inançlı, imanlı, güzel ahlaklı Kürt vatandaşlarımız hiçbir zaman böyle bir şeyden dolayı ne devletine isyan eder, ne dağlara çıkar, ne terör estirir, ne insan öldürür. Bu tamamıyla biraz önce Onur Bey'in de söylediği gibi komünist PKK örgütünün bir Kürt devletini önce o bölgede, sonra daha genişleterek o bölgenin tamamında, daha sonra da dünyada hakim etmeye yönelik yıllardan beri var olan planının işlemesiyle alakalı bir şey. Dolayısıyla zaten böyle bir ideoloji olmadan insanlar hiçbir zaman çok zor şartlarda yaşamayı tercih edip sonra kendi köyündeki belki daha önce kardeşi gibi gördüğü insanı bugün asker formasıyla gördüğünde öldürmeye kalkmaz. Yani hiçbir zaman ekonomik sıkıntı böyle bir sonuca sebep vermez. Sadece bunu hep kullandılar ve bu şekilde bir dediğiniz gibi bir imaj verdiler. Ve o sıkıntıda olan insanları yine ideolojileriyle beyinlerini yıkayarak, etkileyerek o komünist düşüncenin içine soktular. Şimdi dolayısıyla hani programın en başında sorduğunuz güzel doğru bir soru vardı. Ne alaka? Hakikaten işte bu alaka bu. Biz diyoruz ki tabii ki polis kendi üzerine düşen görevi yapacak. Asker kendi üzerine düşen görevi yapacak. Eğer ortada bir suç varsa buna müdahale edilecek. Ortada bir saldırı varsa buna karşı bir savunma yapılacak. Bunu da askeri polisiye güçler yapacak. Ama asıl istenecek şey bu durumun hiç oluşmaması. Yani ortada bir cinayet varsa tabii ki buna polisle savcı müdahale edecek ama bizim asıl amacımızın o cinayetin işlenmeyeceği bir ülke meydana getirebilmek. Bunu yapabilmek için de mutlaka onlar nasıl Darwinist eğitimi, Darwinist propagandayı çok ön planda tutuyorlarsa bizim buna anti-Darwinist, anti-materyalist, anti-komünist propaganda yapmamız lazım. İşin doğrusunu anlatmamız lazım. Bunu da herkesin kendi profesyonellik alanında, kendi bilgi çerçevesinde yapıyor olması lazım. Ve bu işi de hem devletin, hem hükümetlerin, hem de sivil kuruluşların ve bunu kendine vazife addeden bütün bireylerin yapması lazım. Eğer biz doğrusunu oradaki insanlara, gençlere anlatabilirsek, yani dersek ki bakın size yalan söylüyorlar, yanlış söylüyorlar. Onların anlattığı gibi bir materyalist dünya yok. Öyle evren, dünya, canlılık kendi kendine tesadüfen ortaya çıkmadı. Bütün bunlar bir amaçla Allah tarafından yaratıldı. Dolayısıyla insan öyle birbirini öldürerek, ezerek güçlü olanın ayakta kalacağı öyle bir vahşi ortamda yaşamıyor. Şefkatin, sevginin, dostluğun, muhabbetin esas alınacağı güzel bir dünya hep birlikte ortaya koyalım diye biz yaşıyoruz. Güzel ahlaklı olmaktır bizim hedefimiz. Bunun bize hem kendi dinimiz hem bütün bugüne kadar var olan inanışlar söylüyor. Allah'ın varlığı artık bilimsel delilleriyle çok açık bir gerçek olarak karşımızda.
deyip bunların delillerini anlatsak. Mesela benim uzmanlık alanım canlılardaki tasarımlar ve bunların dünyada teknolojik örneklerinin oluşturulması. Biomimetics denilen, yani şu anda teknolojideki birçok gelişme canlılardaki özelliklere bakılarak yapılıyor. Bu zaten hani değil canlıların bize göre daha ilkel olduğu hayvanların, tam aksine birçok özellikleriyle milyonlarca yıldan beri yaşayan canlıların bizim örnek alacağımız kadar mükemmel oldukları anlamına geliyor. Biz halen bugün milyon yıldır yaşayan, yüz binlerce yıl önce varlığını fosillerle belgelendirebildiğimiz bir canlının kanatlarından sessiz uçan uçak yapıyorsak, başka bir canlının aerodinamik yapısından hızlı giden treni çıkartıyorsak, Yusufçuğun peygamber devesi denilen uçucu canlının pervanelerine, kanatlarına bakarak o tip pervaneyle dünyanın en üstün helikopterini yapıyorsak, demek ki bu canlılar da çok üstün bir akıl tarafından tasarlanıp yaratılmış demektir. Şimdi eğer biz oradaki gençlerimize, oradaki insanımıza, ki birçoğu bunu biliyorlar, bilmeyenlere bunları anlatırsak ve buna onların kanaati gelirse, o silah zaten onlar tutmazlar. O zaman vicdanlarıyla hareket ederler. O zaman Allah korkusuyla hareket ederler. Ahirette hesap vereceklerini bilirler. Böyle bir şeye bulaşmazlar. Ama siz buraları boş bırakın. Önce o insan Marksizme, materyalizme inandırılsın. Her şeyin tesadüfen olduğuna inandırılsın. Hayatında bir mücadele olduğunu, bu mücadeleyi de güçlü olanın kazanacağına inansın. Tamam, ondan sonra onun eline silahı tutuşturursa birisi, işte asker de vurur, şehit eder. Allah muhafaza. Polise de saldırır, devlete de saldırır, halka da saldırır. Ha, o zaman da zaten mecburen bu unsurlar müdahale eder. Biz bu eğitimin çok önemli olduğunu görüyoruz. Bunun için de kendi imkanlarımız çerçevesinde, gücümüz yettiğince Türkiye'nin her yerinde bu konuda konferanslar vererek bu konuyu anlatmaya, önemini vurgulamaya çalışıyoruz. Evet. Evet İbrahim Bey, bu konuya ilgili sizin de düşüncelerinizi almak istiyorum. Burada ortak tema anladığımız kadarıyla PKK'nın dinsiz bir yapısı olduğu, bu dinsiz yapının da ideolojik anlamda komünist, Marksist bir felsefeyle doldurulup yeni elemanlar kattığı noktasında ve buna karşı bir yine fikri mücadele yürütülmesi gerekir diye bu konferansları veriyorsunuz. Evet, hem bu konferanslara ilgi nasıl oluyor, hem de sivil toplum örgütleri var ülkemizde, çeşitli devlet kademesinde yetkililer var. Bunlarla da bunları paylaştığınız zaman nasıl bir tepki alıyorsunuz? Yani bu konuda bu görüşlerinizi tasvip ediyorlar mı, yoksa daha mı farklı bakılıyor? Evet. Teşekkür ediyorum. Ben öncelikle Trabzon'da bulunmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Tüm Trabzonlulara buradan Türk İslam Birliği Derneğimiz adına sevgi, selam, hürmet ve saygılarımı iletmek istiyorum. Trabzon'a uzun seneler önce gelmiştim. Bu geldiğimde de daha da güzel buldum. Aynı yine sıcaklıkla, muhabbetle, sevgiyle karşılandık. Bunu buradan ifade etmek istiyorum. Bunun yanı sıra Sayın Belediye Başkanımız Fevzi Orhan Gümrükçüoğlu, bugün yapmış olduğumuz PKK ve terörizmle fikri mücadelenin önemi adlı konferansımız için sağ olsunlar, var olsunlar, bize destekleri oldu. Buradaki üyelerimizin, temsilcimizin yapmış olduğu tanıtım çalışmalarına sağ olsun destek verdi. Afişlerin astırılması, onların tekrardan indirilmesi, toplatılması, itfaiye görevlendirmesi ve bunun dışındaki ilanların dağıtılmasındaki kolaylıkları, izinleri vesaire birçok şey için kendisine buradan Trabzonluların huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar destekleri için. Şimdi bir gencin bir terörist haline gelmesi hemen olmuyor, durduk yere de olmuyor. Bunun bir süreci var. Yani milletimiz televizyonlarda ayağında lastik ayakkabıyla, işte terörist kıyafetiyle, elinde silahla gezen insanları görüyorlar ve işte oradaki çatışma haberleri, ölüm haberleriyle sürekli muhatap oluyorlar. Fakat şu düşünülmüyor, bu gençler buraya nasıl çıkıyorlar ve bu hale nasıl geliyorlar? Bunun araştırılması gerekiyor. Şimdi düşünün siz, yolda geçen bir gencin eline siz bir silah verseniz, git asker vur, asker şehit et, git polis şehit et deseniz bunu kim yapar? Mümkün değil böyle bir şeyin yapılması. Evet. Bunun bir süreci var. O süreçte ne? Onu ben kısaca anlatmak istiyorum.
Ve daha sonra da zaten Erkan Bey ve Onur Bey de buna karşı nasıl bir mücadele yapıldığını zaten anlatıyorlar. Onu da izah ederler. Ama ben o süreci de anlatmak istiyorum. Evet. Şimdi gelen bir genç, bu terör örgütünün sivil uzantıları var. Siyasal anlamda da, sosyal anlamda da. İllerde dernekleri var, vakıfları var, akademileri var, enstitüleri var. Bunları alıyorlar. Bir genci ilk başta buraya çekiyorlar. Ve orada şunu anlatıyorlar. Diyorlar ki, bak sen inanmış olduğun bazı değerler var. Veya bazı onlara göre sabit fikirlerin var. Neler bunlar diyor çocuk mesela. Bak biz sana anlatalım diyorlar. Birincisi, sen dünyanın nasıl oluştuğunu düşünüyorsun diyorlar. Yani en temelinden başlıyorlar. Ortalama bir Türk genci vereceği cevap şudur. Tabii ki dünya Allah tarafından yaratılmıştır diye bir cevap verir. Onlar hemen tabii ne diyorlar? Yok, o senin bildiğin gibi değil. Madde sonsuzdan gelir, sonsuza gider. Yaratılma diye bir şey mevzubahis değildir. Madde sonsuzdan gelen, sonsuza giden bir olgudur cevabını veriyorlar. Şimdi çocuğun veya gencin bir birikim olmadığı için, felsefi ve ideolojik anlamda ve bilimsel anlamda dolu olmadığı için buna bir cevap veremiyor. İkinci safhaya geçiyor. Bu sefer diyor ki, peki diyor, canlılık nasıl oluşturuluyor? Yine bir ortalama Türk gencinin vereceği cevap, bunlar Allah tarafından yaratıldıdır. Yok sen bunu da yanlış biliyorsun diyorlar. Bak canlılığın biz sana nasıl olduğunu anlatalım. Darwin'in evrim teorisi var. Bir hücre tesadüfen oluşur. Daha sonra işte bu çoğalır. Ondan sonra sudan karaya geçilir, karadan havaya vesaire canlılık çeşitlenir ve canlılık tesadüfler sonucu meydana gelmiştir deniyor. Üçüncü soruya geliyor. Diyor ki senin değerlerin nedir diyor. Çocuk diyor ben elhamdülillah Müslümanım diyor. Bu da yanlış diyor. Din dediğin şey diyor haşa. Eskilerin haşa masallarıdır ifadesini. Yani ben detaylandırırım da çok detayına girmek istemiyorum. Batılı fazla tasvir de pek şey değil. Bunu söylüyor. Şimdi çocuğu bu bütün bu mukaddes değerlerden arıtıyor bir kere. Ondan sonra hemen akabinde neyi veriyor? Diyor ki bak diyor bunların diyor işte sana bilimsel olarak yanlış ve geçersiz olduğunu ispat ettim mi? Ettim. Şimdi diyor ben sana bir doğruyu da anlatayım neler olduğunu. Hayat diyor bir mücadele değil diyor. Bu mücadele içerisinde güçlü yok olur diyor. Bunun için diyor sen de mücadele etmen gerekir diyor. Bunu kim söylüyor bak biliyor musun diyor. Bunu diyor Marx söylüyor diyor. Bunu Lenin söylüyor diyor. Bunu Darwin söylüyor diyor. Bunu Stalin söylüyor. Bunu Mao söylüyor diyor. Ve bu sol, komünist, materyalist öğretileri çocuklara, gençlere aşılamaya başlıyorlar. Hayatın bir mücadele olduğu, güçlü olanın ayakta kalacağı, zayıf olanın yok olacağı inancını aşılamaya başlıyorlar. Bunun akabinde bu iyice oturduktan sonra bak diyor şimdi seni ezen kim biliyor musun diyor. İşte diyor Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri ve polisi diyor. Git diyor bunları öldür, bunları yok et diyor. Sen ancak diyor bu şekilde hakkını alabilirsin, bu şekilde kurtulabilirsin. Ve bak diyor işte devrimler diyor bu şekilde yapılmıştır diyor. Ve en son safhada bu silah veriliyor bu gençlerin eline. Yani buraya kadar bir eğitimden geçiyor bu insanlar. Yani bu eğitimden geçmeden hangi insan alır? Mümkün değil böyle bir şey. Şimdi bunu görmemiz lazım. Peki bunlar bu eğitimi veriyorlar. Bunun karşılığında devletimiz, hükümetimiz veya milli manevi değerlerine sahip olan vatanın bölünmez bütünlüğünün üniter yapısını savunan kesim ne yapıyor? Yani bizler ne yapıyoruz? Biz tabii üstümüze düşeni yapmaya gayret ediyoruz da ben genel anlamda soruyorum. Ne anti-darwinist bir propaganda yapıyoruz. Yani bunlar diyor ki madde sonsuzdan gelir sonsuza gider veya canlılık tesadüfen oluşturmuşun karşısında evrim teorisinin yanlış olduğunu, bir hücrenin değil bir proteinin daha tesadüfen oluşamayacağını, laboratuvar deneyleri sonucunda bile bir hücrenin elde edilemediğini, dolayısıyla canlılığın çeşitlenmesinin bu şekilde olamayacağını detaylandıracaktır arkadaşlarım. Bunların yanlışlığını anlatmıyoruz. Peki maddenin de yine bir başlangıcı olduğunu, Big Bang teorisini yani maddenin yaratıldığını da anlatmıyoruz. Ve dinin hak olduğunu, Kur'an mucizelerini, Kur'an'ın hak bir kitap olduğunu da ağırlıklı olarak anlatmıyoruz. Dolayısıyla bunların önünde bomboş, geniş bir alan kalmış oluyor. Adam orada Güneydoğu'yu bir mektebe, açık hava mektebine çevirmiş durumda. Esasında bu sadece Güneydoğu'yla da sınırlı bir konu değil. Yani bunu Ankara'da da yapıyor, İstanbul'da da yapıyor, Paris'te de yapıyor, Londra'da da yapıyor, Berlin'de de yapıyor, Moskova her yerde yapıyor. Yani sonuçta bu bir fikir. Yani adam her yerde bunu anlatabilir. İlla dağda bunu anlatacak diye bir kaydı yok. Üniversiteler zaten bundan dolayı sürekli bir kargaşa. Tabii ki kargaşa içerisinde. Anarşinin kökeni burada. Dolayısıyla çok acil ve hızlı olarak devletimizin
anti-materyalist, anti-darwinist, anti-marksist, anti-leninist bir propaganda çalışması içerisine girmesi lazım. Bu yapılmadığı sürece bundan hiçbir şekilde netice alamayız. Mesela konular geçiyor, işte deniyor ki PKK silah bıraktı. Yani mesela şimdi diyelim ki bu bir silah, bunu bırakabilirsin, ertesi gün tekrar alırsın. Veya bunun daha güzelini de bulabilirsin. Yani ortada hukum gibi silah kaynıyor. İran'dan, Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan, Rusya'dan, Çin'den, her yerden silahı elde edebilirsin. Yani bunun bir şeyi yok, engelleyici bir unsuru yok. Veya sınır dışına çıkıldı deniyor. Sınır dışına adam zaten ilk defa çıkmıyor ki. Zaten sürekli girip çıkıyor. Yani biraz önce işte televizyon yöneticisi olan beyefendi söyledi. Mesela bir tanesi 400 kere yılda girip çıkmış adam. Yani evine gittiğinden fazla ülke değiştirmiş. Yani bunun sınır dışına çıkmasının da çok fazla bir esprisi yok. Esas burada netice alınacak ana konu işte bu fikriyatın yok edilmesidir. Evet, maddeci materyalist fikriyatın yok edilmesidir. Bu yapılmadığı sürece bundan netice almak imkansız yakındır. Şunu da ben eklemek istiyorum. Ondan sonra sözü size bırakayım. Bu şu anlama gelmiyor. Tabii ki biz yapılan çalışmaları, faaliyetleri sıfır hükmünde, hiç hükmünde görmüyoruz. Yani mutlaka devletin yetkilileri, hükümetin yetkilileri iyi niyetle, samimiyetle yaparsındalar. Bunu görmezlikten gelemeyiz. Ama bu saydığımız konuları da görmezden gelirsek bu mücadelede eksik yön bırakmış oluruz ve netice almayı da neredeyse imkansız hale getiririz. Evet. Şimdi bu anlattıklarınızı biraz daha derinlemesine açmayı planlıyorum. Yani bu kadar işte çok önemli iddialar. Yani nedir bu? Bugünkü terörün ana kaynağının komünizm olduğu, bunu da doğuran ana faktörün işte Darwinizm olduğu noktasında çok ciddi iddialar aslında bunlar. Zannediyorum bununla ilgili de bir sizin hazırlamış olduğunuz ciddi bir tanıtım var. İsterseniz önce onu bir yayınlayalım. Ardından bu yayınlamış olduğumuz hem görüntüler üzerine daha da hem izleyiciler açısından daha somut olmuş olur. Evet, bakalım gerçekten bu böyle mi? Gerçekten söylenildiği gibi mi? Biraz daha perdeyi açmaya çalışalım. Evet değerli izleyiciler, şimdi çok önemli bir video paylaşacağız sizinle. Buraya kadar konuşmuş olduklarımızı biraz daha görsel ve belgelerle beraber pekiştirecek önemli bir video. Şimdi rejideki arkadaşlardan ricam bu 4 numaralı videoyu yayına vermeleri. Değerli izleyiciler, Trabzon'da gündem programında Trabzon TV'de sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor. Bir kez de hatırlatayım, 3 değerli konuğumuz var. Onur Yıldız biyolog, Erkan Seyhan endüstri mühendisi tasarım uzmanı, İbrahim Tuncer araştırmacı, PKK'nın ve terörizmin ideolojik yönünü konuşuyoruz onlarla birlikte ve az önceki yayınlamış olduğumuz videoda da gerek terörist başı Abdullah Öcalan'ın kendi ifadelerinden de anlaşıldığı üzere bu PKK denilen terör örgütünün bir ideolojik yapısı olduğu ve bunu mensuplarına veya yeni eklemek istedikleri kadrolarına katmak istemiş oldukları kişilerin nasıl bir süreçte yetiştirmek istedikleri, hangi fikri ideolojiyi verdiklerini özetleyen bir videoydu. Dolayısıyla şimdi stüdyomuzda bulunan değerli konuklarımız özetle şunu söylüyorlar. Bu bir fikri mücadeledir. Onlar nasıl ki böyle bir ideolojiyi mensuplarına vererek ellerine silah tutuşturuyorsa, bu silahı almanın ana yolu da kafadaki bu düşünceyi değiştirmektir. Yanlış söylemiyorum herhalde. Kesinlikle doğru. Ana tema bu. Tabii siz çok önemli bir noktaya dayanak getirdiniz. Dediniz ki PKK bir Kürt hareketi değil, komünist bir harekettir. Bunun Güneydoğu ile sınırlı falan kalması mümkün değil. Dünyadaki bütün komünist, Marksist, Leninist hareketlerin desteklediği bir harekettir. Ve bu hareketin de kaynağı Darwinizm'dir. Tabii. Neden Darwinizm'dir diyelim? Yani Darwinizm bu işte gerçekten bu kadar aktör nasıl olabiliyor? Şimdi Darwinizm doğadaki mücadele esas alan bir teori. Yani doğadaki tüm canlının oluşumunu tesadüflere bağlıyor. Ve canlıların hayatta kalması, ilerleyip başka canlılara evrimleşmesini de kendi aralarındaki diyalektiğe yani mücadeleye bağlıyor. Yani mesela denizdeki tesadüfen olduğunu iddia ettikleri ki bilimsel açıdan hiçbir şekilde tek bir protein molekülü bile tesadüfen olamaz. Bu bilimsel açıdan hiçbir şekilde mümkün değil. Koskoca diyor mesela balık tesadüfen oldu diyor. Daha sonra bu karaya çıktı diyor. Nasıl peki karaya çıktı diyorsun? Kendi aralarındaki mücadelede, üremede ve yemek yemede
o kavgada, o savaşta öne geçenler, o savaşta bu mücadeleyi kazananlar doğal seleksiyonun şampiyonu oldular ve karaya çıkmaya hak kazandılar diyor. Karadakiler de diyor yine mücadele devam ediyor. Karadakiler de diyor iyi mücadele edenler hayatta kaldı ve onlar da mesela havaya çıktılar diyor ve karadaki diğer canlıları oluşturdular diyorlar. Yani Karl Marx yazdığı Das Kapital isimli eserinde bizim düşüncelerimizin diyor yani toplumda sınıflar olduğu ve sınıflar arasında bir diyalektin yani mücadelenin olduğunu temel alan komünizm düşüncesinin diyor temelini oluşturan, doğa tarihi temelini oluşturan kitap işte karşımda diye Charles Darwin'in kitabını gösteriyor. Engels'e yazdığı mektupta ve Charles Darwin'e ithaf ediyor Das Kapital'i yani en ünlü komünist eserini. Yani komünizmle Darwinizm birbirinden ayrılmayan bir kutup. Eğer biz Darwinizmi çürütürsek, Darwinizmin geçersizliğini bilimsel olarak net bir şekilde anlatırsak o zaman komünizm hayat bulamaz, nefes alamaz ve ölür. Nitekim mesela biz görüyoruz üniversitelerde Darwinizmin karşısında mesela fosiller sergileniyor veya bazı okullarda mesela fosiller sergileniyor. Buna ilk ve en çok tepki gösterenler kim? Komünistler. Ne alaka Allah'ın yarattığı doğada bulunan taşlara karşı böyle bir nefret nasıl oluyor? Yani bu nefret bir tane fosil görünce niye öfkeleniyor? Çünkü onun ideolojisi olan komünizmin temelini yani Darwinizmi yıkan bir şey fosil. Onun için ona o kadar tepki gösteriyorlar. Nasıl yıkılır, ne yapılması gerekir? Anti-Darwinist mücadele nasıl olur? Fosiller, paleontolojik bulguların açık bir şekilde gösterilmesi gerekir. Bugün 550 milyon yıl önce yaşayan, var olan canlının bu aynısını yaşadığını görüyoruz. Mesela atlalı yengeci. İkisinin de fosilin yani 550 milyon yaşındaki bir fosille günümüzdeki halini karşılaştırıyoruz. Aynı. Hiçbir fark yok. Evrim yok. Ve bütün canlılar anlık olarak ortaya çıkıyorlar. Kendilerinden önceki bir atasından yavaş yavaş gelişmelerle ortaya çıkmıyor. Bu anlatılsa Güneydoğu'da, Güneydoğu'da fosillerin olduğu broşürler açık bir şekilde dağıtılmış olsa, o zaman oradaki halk PKK'nın anlattığı ideolojinin yanlış olduğunu, bilimsel olarak doğru olmadığını bilecek. Ona o kişi az önce İbrahim Bey'in ifade ettiği gibi, bak sen doğada nasıl oldu canlılar dediğinde, o Allah yarattı diyecek. Hayır yanlışsın, tesadüfen olur, evrim teorisi çünkü var dediğinde de o açık bir şekilde gösterecek. Sen öyle diyorsun ama iyi bana o zaman ara geçiş fosili göster bakalım diyecek. O da gösteremeyecek. Bir tane canlının tesadüfen nasıl olduğunu, nasıl değiştiğini bana göster. Tek bir protein bile tesadüfen oluşamıyor diyecek. O zaman PKK'nın teröristi fikren mağlup olmuş olacak. Dolayısıyla hiçbir zaman oradaki kişi bu eğitimi yani anti-darwinist eğitimi aldığından dolayı hiçbir zaman ona eline silahı almayacak. İşte bu silaha giden yolun tıkanması anti-darwinist mücadeleyle olur. Aksi takdirde zaten 33 yıldır yapılan hiçbir çalışmada ki hep silahlı mücadele yapılıyor. Hiçbir sonuç alınamadı. Artarak hatta büyüyerek devam etti. Bunun tek bir çözümü var. O da anti-darwinist mücadeledir. Erkan Bey size de şunu sorayım o zaman. Bazen şu söylenir yani. Canım maymundan geldik. Hani vatandaş Darwinizm deyince işte maymundan geldik. Evet. Yani kim inanır buna ki artık bu bitmiş. Kimsenin inanmadığı bir olgu. Bunu ikide bir masaya taşımanın alemini diyenler vardır tahmin ediyorum. Tabii, çünkü tabii. Vatandaş bunu duyduğu zaman ya hadi bırakın o işleri. Kim buna inanır diyor. Bu noktada bu tarz eleştiriler alıyor musunuz? Yani? Tabii ki. Şimdi dediğiniz çok önemli bir konuya değindiniz aslında. Bu söylenen bir şey. Biz de duyuyoruz. Yani birçok yerde söylendiğine de şahit oluyoruz. Şimdi burada çok temel bir yanlış var. Şöyle bir yanılgıya düşmemek lazım. Darwinizm dediğimiz o materyalist düşünce tek bir düşünce tarzı değil. Bu hepsinin temelindeki düşünce. Bunun doğal sonuçları ne? Komünizm, faşizm, vahşi kapitalizm. Yani şu anda zaten dünyanın birçok bölgesine ait olan hakim olan kapitalist sistem zaten Darwinizm görüşünün, evrim teorisinin ortaya attığı fikirlerin doğal bir sonucu. Şimdi zaten bu sistem dünyaya hakim olmuşken ne var canım şu anda evrim teorisine inanan mı var demek çok komik. Yani zaten adamlar bir anlamda amaçlarına ulaşmışlar. Yani onların ortaya attıkları bu yalan yanlış, hiçbir bilimsel temele dayanmayan, hiçbir gerçekliği olmayan, aksi çok kolaylıkla ispatlanabilecek bu teori amacına ulaşmış ve onun öngördüğü yaşam tarzları dünyada ciddi bir hakimiyet kazanmış. Zaten böyleyken niye çıkıp arada bir evrim teorisi var,
evrim doğrudur diye söylesin ki? Zaten istediği sistem yaşanıyor. Çünkü bunun aksinin olduğu durumda ne olması gerekir? İnsanların ezici bir çoğunluğunun tesadüfen oluşmadığını bilip bunun bir bilinçle, bir şuurla, sonsuz bir kudretle Allah tarafından yaratıldığının farkında olup günün birinde öldüğünde kendisini hiç yoktan yaratan Allah'ın onu tekrar diriltmeye kadir olduğunu bilip ve tekrar dirilteceğine vaat ettiğini, vaadinden asla caymayacağını, dolayısıyla her var olmuş insanın sonsuza kadar var olmak üzere yaratıldığını bilip, ahirette kendisini yaratan Allah'a hesap vereceğini bilip, o vicdanla, o akılla, o güzel ahlakla yaşar. Ve dünyaya da bu hakim olmuş olur. Eğer şu anda böyle bir durum yoksa ki, yok, o zaman bu ne demektir? Bunun aksi düşünce şu anda dünya üzerinde zaten belli bir hakimiyet kazanmış durumda. O zaman biz onların tekrar tekrar çıkıp, işte evrim vardır, evrim doğrudur, biz maymundan geldik demelerini beklemeyeceğiz. Bu yanlış sistemin yanlışlığını anlatacağız ki şu anki o yanlış düzende doğru hale gelebilsin. Yani biz eğer şu anda birisi kalkıp diyorsa ki artık evrime inanan yok, çok büyük bir yanılgı içinde olur. Bugün devletin üniversitelerinde, liselerinde, ortaokullarında, tüm dünyada biyoloji derslerinde evrimci öğretiler öğretilir. Canlılıkla ilgili bir şey anlatılacağı zaman evrim teorisi anlatılır. Biyoloji dersinin içinde birisi kalkıp ya bu çok da delilleri olan bir şey değil, ben Allah'ın yaratıldığına inanıyorum dese tepki görür. Öğrenci ise sınıfta kalır. Hoca ise okuldan atılır. Profesörlüğü elinden alınır. Bunun o kadar çok örneği var ki. Türkiye gibi neredeyse tamamı Müslüman olan bir ülkede halen evrim teorisi ders kitaplarındaysa, üniversitelerde halen evrimin karşıtı olan profesörler ciddi tepkilerle karşılaşıyorsa zaten bu hakim bir görüş halinde halen yaşanıyor demektir. Ama Allah'a çok şükür ki son dönemde yapılan bu tip faaliyetler, evrim teorisinin yanlışlığının anlatılması halkımız nezdinde çok ciddi bir başarı elde ederek Türkiye'de bu işin dengesi bozuldu. Yani belki halen bir takım işte okullarda şurada burada devam ediyor olabilir ama artık bizim halkımızın yapılan istatistiklerde de ortaya çıktı. Çok büyük bir bölümü evrim teorisine inanmıyor. Ama bu da yetmez. Ona dayandırılarak kurulmuş bu yanlış sistemler, yani şefkatten, merhametten, sevgiden, dostluktan, yardımseverlikten uzak, aslında bizim özümüze de aykırı, tarihimize de aykırı, insanın yapısına da aykırı bu sistemlerin düzelmesi, ortadan kalkması lazım. Yine insanların birbirine sevdiği, yardım ettiği, komşusu açken tok uyumaktan rahatsız olduğu, kendisi siftah yaptıysa ben yaptım gidin yan taraftan alışveriş yapın o da siftah yapsın dediği, elindekinin fazlasını seve seve ihtiyaç sahiplerine verdiği, hatta kendisi ihtiyaç halindeyken öksüzü yetimi doyurduğu, olması gereken ruh haline, ahlakına gelene kadar bizim bu mücadeleye devam etmemiz lazım. Bu da nasıl olur? Onur çok güzel anlattı evrim teorisinin neden geçersiz olduğunu. Birçok bilimsel delili var. Bunları anlatmakla olur. Bir de nasıl olur? Şimdi diyebilir ki bizi izleyenler ya biz yani zaten hepimiz... Zaten sözünüzü keseceğim ama bu teori öne sürenler de zaten bunun ismini hala teori olarak söylüyorlar mecburen. Yani tabii. Hala bir delili olmadığından dolayı evrim teorisi olarak geçiyor. Yani ispatlanamamış hala. Artık teorisi de kalmadı. Yani ilk başta dediğiniz gibi doğru ispat olmadığı için bir teoriydi. Şu anda olmadığı ispatlanmış durumda. Yani yanlış olduğu çok açıkça ispatlanmış durumda. Bu bir proteinin oluşamamasından belli, fosillerden belli, mutasyondan belli. Ama izleyenler diyebilir ki ya biz bilim adamı değiliz. Bilimsel çok bilgimiz yok. Ya bunları anlamıyor. Bunu çok basit bir yöntemle anlamak da mümkün. Her aklı yerinde insan neyi bilir? Mesela bizi şu anda bir televizyondan izliyor değil mi seyirciler? Evet. O televizyonun kendi kendine tesadüfen oluşamayacağını herkes bilir. Yani bunu her izleyen diyordur ki tabii ki. Yani bir eve girdik, daha önce bir televizyon yoktu diyelim. Baktık ki orada salonda veya odada bir tane televizyon duruyor. Hatta onu televizyon değil de ilk önce bir kutu gibi düşünelim. Bir kutu duruyor. Sırf o şeklinin var olması bile... Hani deriz ki biz buna birisi bir şey yapmış, bir kutu gibi bir şey getirip buraya koymuş. Sonra diyelim ki gittik yanına yaklaştık, bir baktık ki bir tane kablosu var. Kabloyu oradaki prize taktık, hop ışık cereyan geldi şeye. Orada bir açma kapama düğmesi var, bastık, görüntü oluştu.
Ses geldi. Orada bir şeyler hareket ediyor. Oo, acayip bir şey yani. Mükemmel bir cihaz. Şimdi hiçbir aklı olan insan demez ki ya herhalde biz hani iki aydır tatildeydik. Biz yokken tesadüfen işte burada elektrik kablosu bırakmıştık ortaya. Biraz cam vardı. Tahta vardı. Bunlar kendi kablolar kendine vardı. Birleşmiş. Bir araya gelmiş. Televizyon olmuş demez. Komik yani bunu şey yapan. Bunun iki ayda olmayacağını da bilir. 200 yılda da olmayacağını bilir. 2 milyon yılda da. 2 katrilyon yıl da geçse, siz televizyonun bütün parçalarını bile oraya koysanız odanın içine, o odanın içinde kendi kendine televizyon olmaz. Mutlaka o televizyonu üreten bir fabrika var. Onun için çalışan mühendisler var, işçiler var. O televizyonun nasıl çalışacağına ait bir kere o bilgiye sahip birileri var. O bilgi ışığında da onu bir yapan var, üreten var. Ya şimdi o televizyon kendi kendine olamıyor da, insanın gözü gibi, televizyondan fersah fersah üstün bir organ. Nasıl tesadüfen olacak? Kulak gibi mükemmel bir organ. Nasıl tesadüfen olacak? Ki aynı atomlardan yapılıyor tabii işte. Tabii aynı atomlar. Yani şimdi biz bütün insanlık alemi ittifak halinde diyoruz ki televizyon kendi kendine olmaz. Kamera kendi kendine olmaz. Müzik aleti kendi kendine olmaz. Ama birileri çıkmış diyor ki bilim adına hem de. Kulak kendi kendine oldu diyor. Göz kendi kendine oldu diyor. Kardeşim yani buna sadece gülünür. Yani şimdi canlılığın hiçbir evresi kendi kendine olmaz da hani biz varsayalım ki bir yere kadar hiç sormayalım. Gözü görmeyen bir canlılar olmuş olsun. Yani mümkün değil ama hani biz oraya kadarını kurcalamayalım. Kardeşim gözü olmayan, görme diye kavramdan haberi olmayan bir canlı nereden görmenin hayalini kurdu? Yani o diyecek ki, bir de bahsettiğimiz şey ilkel canlı diyor. Yani ilkel ne demek? Aklı yok, şuuru yok, kafa çalışmıyor. Görme diye bir kavram da bilmiyor. Zaten böyle bir kavramı düşünecek bir varlık da değil. Ama bu canlı diyecek ki, ya ben böyle karanlıkta gidiyoruz. Hani bir görsek falan, bir görüntü diye bir şey olsa süper olur. Ha bunu hayal edecek önce. Sonra bunun nasıl olacağını. Bunu iddia ediyorlar. Yani hiç kimse demesin ki, ya acaba hani bu bilim adamlarını dinlesek daha başka bir şey söyler mi evrimciler? Yok. Başka bir şey söylemiyorlar. Bu ve bunun daha komikleri. Yerde sürünen kertenkele bir gün kanatlandı uçtu diyor. Ya kardeşim yerde yürüyen adam uçmaktan ne haberi olsun? Daha önce hiç uçan bir şey görmemişken. Nasıl bir ihtiyaca öyle binaen diyecek ya kardeşim ben uçabilsem ne güzel olur çabuk çabuk gideriz. Sonra da kendine kanat yapacak. Kanat yapmakla iş bitmiyor ki. Sürüngenle kuşun tek farkı kanat mı? Kemiklerinin yapısı farklı, solunum sistemi farklı, sindirim sistemi farklı. Ayakları farklı, tüyleri farklı. Nasıl olacak bu? Ya biz şu anda biliyoruz. Yani biz şimdi buradan uçarak gidebilsek süper olur. Yani trafikte kalmayız bilmem ne. Yapalım kendimize kanat. Mümkün mü? Şimdi onun için evrim teorisinin savunduğu bu. Bu kadar da boş bir şey. Ha bu kadar boş bir şeye insanlar inanıyor mu? Evet. Yani bu kadar boş bir şeyin üstüne bunca felsefe meydana getirmişler. Bu şaka değil. Lenin dediğin, Marx dediğin, Mao dediğin insanlar... Darwinizmin, materyalizmin üstüne bina ettikleri o komünist felsefeyle milyonlarca insan katletmişler. Milyonlarca. Evet. Çok uzak değil, yakın tarih. Hatta tohumu şeye mi ekmişti bir tanesi? Tabii. Lysenko, evet. O Sibirya daha sonra Sibirya. Yani o soğukla Sibirya'nın topraklarının arasında sosyal yardımlaşma ve kardeşlikle evrimleşeceğini düşünüyor oradaki tohumların. Oh. Daha sonra da verim artacağından dolayı bütün Rusya'daki soğuk yerlerde biz daha çok mahsul alacağız diye düşünüyor. Halbuki ektiği bütün tohumlar ölüyor soğukta çünkü yetişemez ve canlı da orada ölür. Evrim geçirmez soğuğu görünce. Ondan dolayı da yaklaşık 5 milyon kişi ölüyor tohumlar. Sadece şu açlıktan yolundan dolayı. Hayır o hadi hani akılsızlıklarının daniskasından kaynaklanan bir ölüm. Bunlar cinayet işliyorlar bu felsefeyle. Yani adam diyor ki bu bir mücadeledir. Bu mücadelede başarılı olabilmemiz için bizim güçlü olmamız, işte öbür türlü olanı ezmemiz gerektiğinde katletmemiz gerekir. Bunda bir beis yoktur diyor. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Şimdi ekrandaki bizleri izleyenler ulusal kanallardaki haberleri açtıkları zaman işte haberler geçiyor. Bir grup Molotov kokteyli otobüse fırlattı. İşte bankalara saldırdı. İş yerlerine saldırdı. Onu yaptı, bunu yaptı. Bunun arkasında hep bu mu var? Hep bu var. Tabii ki hep bu var. Yani sonuçta şu değil. Yani oradaki işte otobüse molotof atan 15 yaşındaki bir çocuk hani oturup eline molotof almadan önce
hani ben Marksist komünistim dur gideyim otobüs yakayım demiyor olabilir yani. Sonuçta bunun en uç seviyede taşeron olarak kullanılan arkadaki ideolojik plan. Yani kesinlikle bu. Yani başka bir şey nasıl ne olabilir ki? Yani ne olur da bir insan askere polise saldırarak masum insanları öldürerek bir başarı elde etmeyi düşünür? Bu onların dini, bu bir felsefe. Diyorlar ki bizim başarıya ulaşmamızın yolu kargaşa çıkartmak, terör meydana getirmektir diyor. Yani bunların hepsinin, şimdi tabii süremiz çok uzun değil. Yani bunlar bütün kaynaklarında incelenebilir. Yani hepsinin kendi ifadeleri. Başka türlü başarıya ulaşmamız mümkün değil diyorlar. Yani bizim bu görüşlerimize hakim etmemiz için mutlaka kargaşa çıkarmamız lazım, terör estirmemiz lazım, gerekliyle insanları öldürmemiz lazım diyorlar. Bu onların hayat görüşü. Zaten inandıkları o Darwinist felsefe zaten bunu gerektiriyor. Hayat bir mücadeledir diyor. Güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan ezilir diyor. Sadece işte komünizm değil. Mesela faşist düşünce de buna dayalı. Hitler diyor ki üstün Alman ırkını insanların arasından çekip çıkarırsanız geriye maymun dansı kalır diyor. Mesela Darwin Türk ulusu için geri kalmış bir ırk olarak değerlendirip bir zamanlar hani Osmanlı'yla o kadar güçlü olmasına çok şaşırdığını ama zaman içinde elenip yok olup gideceğini söylüyor. Adamlar bu felsefeyle Avustralya'da aborjinleri boyları küçük diye hayvana yakın bir canlı gibi değerlendirip eziyet ediyorlar. Bu düşünceyle yıllarca siyahi kardeşlerimize eziyet ediyorlar. Onları köle yapıyorlar. Yani bir insanın hizmetlisi yanında çalışanı olabilir ama bizim dinimiz ne der? O sen ne yiyorsan ona da onu yedirirsin. Evet. Kendin gibi yaşatırsın. Ona insan, zaten insan ona hak ettiği gibi davranırsın. Yeri geldiğinde zaten kardeşin gibi görürsün. Karşılıklı iş yapıyorsundur. Yani bir şirkette birinin çalışması gibi. Ama bunlar onları haşa hayvan gibi gördüler. Hayvan muamelesi yaptılar. Hayvanların yaşadığı yerlerde yaşattılar. Cezalandırırken hayvana ceza öyle verilmez. O şekilde vahşice ceza verdiler. Öldürmekten hiç çekinmediler. Yani yıllarca kanunlarında köle öldürmenin cezası yoktu. Yani hani özgür adamı öldürürsen suç. Adam kendi kölesini öldürürse sanki hani bir hayvanı öldürmüş gibi işte. Yani o bile olacak iş değil. Hayvanı da sebepsiz öldürsen hesap sormak lazım da. Yani öyle muamele ettiler. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor? Onu çünkü insan gibi görmüyor. Evet. Onu yani bir çeşit kendine benzeyen hayvan gibi görüyor. Şimdi oradaki tehlikeyi anlamak lazım. Bunun tek çözümü de işin doğrusunu anlatmak. İşin doğrusu çok açık. Bütün kainat, evren, üstündeki bütün canlılar, her şey yaratılmıştır. İnsanlar farklı dinlere mensup olabilirler. Bunda %100 özgürdürler. Mensup oldukları dinin yerine, vecibelerini yerine getirip getirmemekte de %100 özgürdürler. Kimse kimseye karışamaz. Yani kimse kimseye dinsiz olma özgürlüğü, dinsiz olma özgürlüğü de vardır. Kimse kimseye baskı yapamaz, zorlayamaz. Ne psikolojik ne madden. Ama hepimiz şunu çok net bilmeliyiz. Bugün bilimin ulaştığı son noktada fizik, kimya, matematik, biyoloji ve bütün ara bilim dalları, paleontoloji, işte biyomimetik, hepsi çok açık bir şekilde bütün kainatın ve canlılığın Allah tarafından yaratıldığını gösteriyor bize. Tesadüfen olma ihtimali yok. Bunu herkes kafasından atsın, hayatın ona göre bir yön versin. Ona göre bir plan yapsın. Bunu da herkese anlatsın. Çünkü bunu bilen insanı siz işte ne Marksist komünist yapıp daha çıkartabilirsiniz, ne terörist yapabilirsiniz, ne eline silah tutuşturup masum insanları öldürtürsünüz. Evet. İbrahim Bey, bu arada tabii Türkiye son zamanlarda bu terör sorununu çözme adına bir takım işte toplumun akil adamlar diyebildiği yeni bir sürece girdi. Kimi destekliyor, kimi tepki veriyor, kimi de ne olduğunu bilmiyor. Siz bu akil adamlar sürecine bakışınız ne? Bunlar çare olur mu sizce? Bununla ilgili de ne düşünüyorsunuz? Bu konuyla ilgili ne dersiniz? Şimdi akil insanlar oluşumu yani göründüğü kadarıyla içerisinde bizzat şahsen tanıdığım insanlar da var. Genel anlamda da kamuoyu tarafından bilinen insanlar. Milliyetçi, muhafazakar, dindar insanlar da var. Ve samimiyetle bir şey yapmaya çalışıyorlar. Yani o gözüküyor. Fakat şimdi bu akil insanlar nasıl bir akıl verecekler? Neler tavsiye edecekler? Ve şu ana kadar söylenmemiş neyi söyleyecekler? Bu önemli. Yani böyle bir şey var mı? Şimdi bakıyoruz. Şu ana kadar söylediklerinde, konuştuklarında söylenmemiş
bir şey söylemiyorlar. Yani normal zaten kamuoyunun, insanlarımızın, halkımızın yakinen bildiği, tanıdığı, muhatap olduğu söylemleri tekrar ediyorlar. Yani ellerinde nasıl bir sihirli bir formül var da veya sihirli bir konuşma veya ikna metodu var da bu iknayı uygulayıp silahı bıraktıracaklar veya onu da geçelim. Bu fikirlerinden bu terör örgütü üyelerini vazgeçirecekler. Yani böyle bir formül yok. Şu anki atmosferde hani işte bakın hiç kimse artık şehit olmuyor, üzücü haberler gelmiyor gibi bir propaganda var. Yani bu iş oldu izlenimi var. Doğru değil mi? Yani işte PKK Türkiye'yi terk ediyor, silah bırakıyor gibi bir takım. Tabii tam net şeyi de bilemiyoruz yani. Evet. Bir bırakıyor deniyor, bir bırakılmıyor deniyor. Şimdi bunlar da karmaşık tabii. Yani bunlar esasında tam sağlıklı bir bilgi yok. Ama burada dediğim gibi yani bu akil insan olarak adlandırılan kişiler yeni bir şey söylemiyorlar. Ve ellerinde veya akıllarında, fikirlerinde, kafalarında sihirli bir anlatım yok. Bu fikriyattan bunları vazgeçecek. Bu açık, bir net. Onun dışında ben konuşmamın başında bir kısmında da ifade ettim. Yani silah bırakma olabilir. Bir müddet ateşkes demiyorum. Silah bırakma veya eylem yapmama olabilir. Yani bunların hepsi olabilir. Daha önce de oldu bunlar. Yani bu ilk defa olan bir şey değil esasında. Ama tabii bu seferki daha kararlı, daha sağlam giden bir süreç gibi gözüküyor. Fakat netice itibariyle bütün bunların olması yine de bir çözüm değildir. Yani silahı daha önce bırakmışlardı, geri aldılar. Eylem yapmıyorlardı, tekrar yaptılar. Yani sınır dışına zaten çıkıyorlardı, yine çıktılar. Tekrar geri gelebilirler. Yani bunların evet. Hiçbiri neticede asli unsur oluşturabilecek hareketler değil. Dolayısıyla bunların hepsi geçici çözümlerdir, tedbirlerdir veya pansumandır. Yani bataklığın kurutulması değildir. Bataklığın kurutulması biraz önce çok değerli iki arkadaşımın ifade ettiği hususlardır. Akil insanlar konusunu bu şekilde düşünüyorum. Şimdi burada ben şunu vurgulamak istiyorum. Bizim milletimizin önünde bir ideali olması lazım. Bir ülküsü olması lazım. Şimdi bir PKK'lı gence baktığın zaman adamları çok çelik gibi eğitiyorlar. Yani bunlara felsefi eğitim veriyor, ideolojik eğitim veriyor ve bunların önüne bir ufuk koyuyor. Yani diyor ki sen diyor mesela halkların özgürlüğünü savunan bir insansın diyor. Sen devrimcisin diyor. Ve burjuvaziyi, bu kapitalizmi yıkacaksın diyor. Ya bu mevcut düzeni yıkacaksın diyor. Yani adamın kafasında tabii yani proletaryat diktatörlüğü kuracaksın diyor. Sen yani bunların kafasında bir amaç, bir ideal oluşturuyorlar ve bunlar buraya kilitlenmiş bir şekilde dünyanın bütün nimet gibi gözüken güzelliklerini bırakıp adam dağa çıkıyor. Düşün, in gibi bir yerde yaşıyor yıllarca. Zaten bir teröristin yaşama ömrü belli. Yani işte birkaç yıl deniyor veya 7 yıl en fazla deniyor. Ve adam öleceğini biliyor. Yani düşün bak, ama buna rağmen bu amaç, bu ideal doğrultusunda bunları göze alabiliyor. Şimdi ben size soruyorum. Yani bizi izleyenlere de soruyorum. Peki bizim Türk milletinin, Türk gençliğinin önünde nasıl bir ideal var? Bunun cevabını verebilecek kimse var mı? Yok. Böyle bir ideal yok. Yani mesela biz ne diyorduk? İşte eskiden Kızıl Elma diyorduk. Değil mi? Evet. Türk'ün cihan hakimiyeti mefkûresi diyorduk. Yani bunları ön plana çıkartıyorduk. Böyle bir ideal yok. Böyle bir milletimizin, gençliğimizin önüne konulmuş bir hedef yok. Yani bizim gençliğimiz şu anda işte büyük bir kısmı, tabii hepsi için demiyorum yani bu hepsi dersek haksızlık olur ama büyük bir kısmı yani böyle ulvi, mukaddes, yüce değerlerle alakası olmayan bir şekilde hayat sürüyorlar. Bizim bir an önce işte Allah'ın varlığını, birliğini, dini İslam'ı temel alan ve bütün bunların sonucunda da İttihad-ı İslam düşüncesi yani Türk-İslam Birliği düşüncesini hedef alan bir anlatımla tüm gençliğimizi bir an önce bilinçlendirmemiz gerekiyor. Eğer biz bunu yapmazsak, bakın biz bunu yapmazsak gençliğimiz Allah muhafaza zaten büyük bir kısmı yani kaymış durumda. Daha da kayacaktır. Öbür tarafta adam çelik gibi idealine kendini adamış. Bir tarafta diziye, kumara, içkiye, şuna buna kendini alıştırmış bir gençlik. Yani böyle bir gençlikle, böyle bir yapıyla netice alınamayacağı açıktır. Bunun da yine çözümü eğitimden geçer. Bu eğitimde nedir? Yine Allah'ın varlığının, birliğinin anlatılması, dinin anlatılması ve Allah'ın bir emri olan İttihad-ı İslam'ın yani inananların birliğinin sağlandığı bir yapının bir an önce insanlarımıza ve sadece Türkiye değil tüm dünyaya anlatılmasıdır. Niye Türk-İslam Birliği diyoruz? Bu birliğin öncülüğünü yapacak olan Türk milletidir. Nasıl bundan önce Türk milleti
İslam'a bayraktarlık yapmışsa, nasıl bütün bir ümmeti Muhammed'i bir araya getirmişse ve onlara öncü olarak ortaya çıkmışsa, bu bir üstünlük anlamında, ırki bir üstünlük anlamında bunu kullanmıyorum. Yani ben adını koymak adına bunu söylüyorum. Türk İslam Birliği derken, hani bazıları diyor işte ya niye Kürt İslam Birliği değil, niye işte Arap İslam Birliği değil veya yani Türklerin lider oldu. Yani Türkiye'nin lider oldu. Evet, Türkiye'nin hizmetini yani. Yani bu esasında zor bir görevdir. Yani bir anlamda mesela nasıl bir evin abisi olur. Geç şu anda birçok ülkedeki yabancı ülkeler, yani bir Müslüman ülkedeki şeyler de Türkiye lider olsun yönünde. Tabii. Var yani. Zaten doğal, doğal bir şey. Doğal bir şey. Tabii ki yani bundan önce nasılsa, ben çok detayına girmiyorum. Zaten bilinen bir şey olduğu için. Evet. Ama bizim netice itibarıyla acil olarak Türk İslam Birliği'ni istememiz ve bu yönde olağanüstü bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bu sadece Türkiye'ye huzur değil. Bakın bu Suriye'ye de huzuru getirecektir. Irak'a da getirecektir. Bundan önce nasıl getirmişti? İsrail'e, Filistin'e de getirecektir. Yani sadece Müslüman Araplara değil, Yahudilere de, Ermenilere de, hepsini nasıl bundan önce huzur içerisinde bir arada tutmuşsa, bundan sonra da inşallah tutacaktır. Evet. Yani bir nevi PKK ve komünistler bölmek isterken, bölünmenin tam karşıtı bütünleşmek, büyümek. Ve bunu yapmak lazım diyorsunuz. Süremizin sonuna giriyoruz. Çok önemli bir video paylaşacağız. Biz kapanışı yaptıktan sonra arkadaşlar yerine verecekler. Ben bu noktada fazla vaktimiz kalmadığı için söylemek istediğiniz, ilave etmek istediğiniz bir şey varsa almak isterim. Yoksa eğer programı zaten çok yine önemli bir videoyla tamamlamış olacağız. Evet değerli izleyiciler, bizler şimdi vedamızı yapacağız ama bu vedanın hemen akabinde yine konumuzla alakalı çok önemli belgelerin yer aldığı bir video paylaşacağız sizle. Bizleri ilgiyle ve sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım ülkemizin bu zor döneminde, bu zor süreçte bu konuşmuş olduklarımızın katkısı olur ve inşallah ülkemiz bu beladan ve tüm dünya bu beladan bir an evvel kurtulur diye temenni ediyorum. Ve arkadaşlardan rejiden ricam, bir numaralı videoyu paylaşarak sizlere veda ediyoruz. Tekrar görüşmek ümidiyle, hoşçakalın diyoruz.